derste buton kullanımına bakacağız. Butona bastığımızda yanan LED uygulaması yapacağız. İlk başta buton nedir? Buton üzerine bastığınızda akımı geçiren devre elemanıdır. Basmadığınızda akım iletilmez. Bağlantısına bakacak olursak dört bacaklı butonlarda iki bacağı kullanıyoruz biz. Diğer iki bacak boşta kalıyor. Bağlantısı da bir taraftan 5 voltluk bir güç gönderiyoruz. Bu 5 voltluk güç burada bekliyor butona basmadığımız durumda. Daha sonra diğer bacaktan da herhangi bir dijital pine bağlıyoruz bunu. Biz burada D13'e bağlamışız. Dijital pine bağladığımız yerden 10K'lık dirençle bunu GND'ye bağlamamız gerekiyor. Neden GND'ye bağlamamız gerekiyor? Şimdi biz butona bastığımızda ne yapacak? 5 voltluk güç iletilmiş olacak ve D13'e ulaşacak. Dijital pinlerde biz ne yapıyorduk? Hem dışarıdan gelen bir akımı okuyabiliyorduk hem de dışarıya bir akım gönderebiliyorduk. Bizim burada yapacağımız işlem dışarıdan geleni okumak olacak. Ama bunu buradan dirençle GND'ye bağlamadığımızda burada bazen elektriksel dalgalanmalardan dolayı karışık değerler okunabiliyor. O yüzden biz bu karışık değerler okunmasını önlemek için ne yapıyoruz? Bir 10K'lık direnç yardımıyla bunu GND'ye bağlıyoruz. Evet, şimdi butonun bağlantısını yapalım. Evet, şimdi butonun bağlantısını yapacağız. Bir tane 4 bacaklı bir butonu getirip şöyle şuraya koydum. Daha önceden söylemiştim. Breadboard'da üst tarafla alt tarafın herhangi bir bağlantısı yok. Biz alt tarafı kullanalım. Bir tane Arduino Uno ekliyorum. Şöyle yerleştirelim. Bir tane de LED'imiz olacak burada. Geldim. Bir tane de kırmızı LED koyalım. LED'imizi de şuraya koyalım. Evet, şimdi butonun bir bacağından 5 voltluk güç vereceğiz dedik. Bunu getirdim. Buradan 5 voltu bağladım. Şöyle aşağı indireyim. Bunun rengini kırmızı yapıyorum. Evet, diğer bacaktan da herhangi bir dijital pine bağlantı yapacağız demiştik. Bunu da 7. dijital pine bağladım. Evet, bunu da mavi renkli yaptım. Şimdi dijital pine bağladığımız bacaktan bir dirençle, 10K'lık bir dirençle direncimi koydum buraya. Şimdi bu direnci 10K olarak ayarlayalım. Evet, şu an kendimi buradan kaldırayım. Evet, şuradaki ayarlardan direnç değerini 10K olarak seçtim. Ve buradan da direncin diğer bacağından da bunu GND'ye bağlıyorum. Bunu da şöyle çekelim. Şöyle açılı bırakayım, net görünsün. Şunu da direkt şöyle de bağlayabiliriz. Evet. Kablo rengimiz de siyah olsun. Şimdi geldim LED'e. LED'de nasıl yapıyorduk? Herhangi bir dijital pinden artı bacağı güç veriyorduk ama öncesinde bunu yapmamız lazımdı? Bir dirence bağlamamız lazımdı. Şöyle ilk başta bir tane 220 ohmluk bir direnç koydum. 8'i getirdim ve dirence bağladım. Direncin diğer bacağı da LED'in artı bacağına bağlı. Diğer eksi kutbu da ne yapıyordum? GND'ye bağlıyordum. Bunu da şöyle bağladım. Bu GND yine siyah kalsın. Bunu da kırmızı yapalım. Evet. Kontrol edelim herhangi bir problem var mı? Ne yaptık? 5 voltu verdik. Buradan dijital pine bağladık butonu. Dijital pine bağladığımız yerden bir dirençle GND'ye bağladık. Daha sonra LED'in artı bacağına bir direnç bağladık. Bu direnç de 8 numaralı dijital pine ulaşıyor. Ve daha sonra da LED'in eksi bacağını alıp GND'ye bağladık. Evet, bağlantımız bu şekilde. Bu devreyi oluşturduktan sonra kodlama kısmına geçeceğiz.